ve herkese günaydın benden de. Gerçekten 2017'de başladığımız yolculuk sürekli artarak, gelişerek, büyüyerek devam etti ve bugün tekrar online'da olsa, böyle bir ekran aracılığıyla da olsa sizlerle bir arada olmaktan büyük bir heyecan ve büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hepiniz online katılan tüm davetlilerimiz, misafirlerimiz, izleyicilerimiz, 7'den 70'e öğrenciler, profesyoneller, yöneticiler, girişimciler, hepiniz hoş geldiniz. Neyi yaptınız, vakit ayırdınız? Thrive Week'i sizlerle birlikte büyütüyoruz. İzninizle ben ekranımı paylaşıyorum ve bir sunum üzerinden geçeceğim. Her yıl da yaptığımız gibi biraz Türkiye Yapay Zeka inisiyatifinden bahsederek başlamak istiyorum ve tekrar ilk kez duyanlar, karşılaşanlar vardır. Gerçi milyonlara ulaştı artık erişimimiz ve gerçekten Türkiye yapay zekayı çok sevdi ve Türkiye yapay zekayı bağrına bastı diyebiliriz ve bunda bizim de küçük de olsa bir katkımız oldu diye düşünüyorum. Epeyce bunun bir çırtkanlığını yapmaya çalıştık ve 2017 yılında bundan yaklaşık 5,5 sene evvel ilk Ocak-Şubat aylarında ilk toplantılarımızı başladık ve Mayıs ayında resmi olarak Türkiye Yapay Zeka inisiyatifini kolektif bir girişim olarak başlattık. Başlattığımızda da ortaya koyduğumuz misyonumuz şuydu: Türkiye'de yapay zeka farkındalığını arttırmak ve Türkiye'deki yapay zeka ekosistemini geliştirmek. Ve bakalım son 5-5,5 yılda neler yapabilmişiz? 2017'de ilk çalıştayımızı düzenledik. Türkiye'de 24 tane girişim varken o yıl Ağustos ayında başladık meetup'lar yapmayı ve o günden beri kesintisiz bir şekilde geçen haftada 60.sını düzenlediğimiz meetup'larımızı yapmaya devam ediyoruz. Startup sayısı her yıl arttı. Biraz sonra zaten o meşhur yapay zeka girişim haritamızı paylaşacağım. Toplamda o 20 kusur sayılarından 275'e geldik. 5 yılda 10 katına çıktı diyebiliriz. Her yıl hizmetlerimize katkıda bulunmaya, büyütmeye, çeşitlendirmeye çalıştık. Bize şu an destekleyen 70'ten fazla üyemiz var, destekçimiz var. Türkiye özel sektörü, girişimcileri, teknoloji şirketleri Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifine destek vererek ve vermesi sayesinde biz bu işleri yapabilir hale geldik. Geçen yıldan beri TryNext dediğimiz bir yatırımcı programı üzerinde çalışıyoruz. Girişimcileri yatırımcılarla buluşturduk. Akademimizi oluşturduk ve eğitim paydaşlarımızla eğitimler vermeye başlıyoruz. Yine 7'den 70'e ve burada da oldukça güzel gelişmeler oldu. Özetle üstüne koya koya hizmetlerimizi çeşitlendire ve ekosistemimizi de büyüte büyüte ve dolayısıyla da bu anlamda eriştiğimiz kişi sayısı ve sağladığımız farkındalığı arttırarak bu etki alanımızı büyütmeye devam ediyoruz ve sizlerin de katkılarıyla, destekleriyle devam edeceğiz. Hem yurt içinde hem yurt dışında faaliyetlerimiz büyüyerek ve gelişerek devam ediyor. Türkiye yapay zeka girişimleri haritası ekranda gördüğünüz gibi 5 sene içerisinde 10 kattan daha fazla arttı. Makine öğrenmesinden görüntü işlemeye kadar, doğal dil işlemeden otonom araçlar için teknolojiler, RPA teknolojilerinin nesnelerin internetinde destek olan analitik, ileri analitik ve yapay zeka, makine öğrenmesi teknolojileri, sadece burada andığım birkaç kategori. Bu ekrandaki gördüğünüz girişimlerin her biriyle düzenli iletişim ve etkileşim halindeyiz. Bazılarına proje bulmaları sayesinde, bazılarına müşteri bulmalarını, bazılarına yatırımcı bulmalarını, bazılarına yurt dışına açılmaları konularında destekçi oluyoruz. Birbirleriyle tanışıyorlar, işbirlikleri yapmayı öğreniyorlar. Katkımız farklı farklı alanlarda var ve Türkiye'nin bu konuda bu kadar hızlı gelişmesi gerçekten çok sevindirici. Bu büyük bir gurur tablosu. 2017 yılında ilk kez araştırmaya başladığımızda 10 kadar bulmuştuk. Yıl sonuna kadar o 10 kadar olan 20'ye ulaştı. O yüzden biraz önceki sayfada 24 adet, yıl sonu itibariyle 24'tü. Şu an herhalde yıl sonu itibariyle, yani şu an Ekim ayındayız ve gerçekten her hafta, her ay bir iki tane startup kuruluyor ya da kurulmuş olanlar bizi buluyor ya da biz onları buluyoruz ve bu haritamıza ekleyerek devam ediyoruz yapay zeka girişimlerini.
ve eklemeye de devam edeceğimizden eminim. Bunların arasında geçen hafta itibariyle Sestek Exit yaptı mesela. Yatırım alanlar var, yurt dışından yatırım alanlar var, merkezini yurt dışına taşıyanlar var ve gerçekten en azından bundan %10'u oldukça başarılı bir yolculuk üzerindeler. Diğerleri de gelişerek devam ediyorlar ve bunların arasından Evet, YouTube'da yapıyoruz da. arkadaşlar sessizi alabilirseniz kendi taraflarınızı teşekkürler. Diğer yandan biz özellikle İstanbul'da da bulunmamız nedeniyle ve özellikle de özel sektörün bu konuya çok büyük ilgi göstermesiyle özel sektörde ve teknoloji sektöründe yapay zekaya ilgi müthiş. Bu sene ilk kez benden sonra Sayın Ali Taha Koç, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı'nın dijital dönüşüm ofisi de konuşuyor olacak. Kamu alanında da, savunma sanayinde de ve başka bölümlerde de, segmentlerde de çok güzel çalışmalar var ülkemizde. Sağlıktan eğitime, savunmadan iklim araştırmalarına kadar TÜBİTAK'la zaten çok yakın görüşmelerimiz devam ediyordu. İlk kez bu sene dijital dönüşüm ofisi de destek verdiler ve hemen konuşmalarıyla Türkiye Yapay Zeka Stratejisi'nin ve Türkiye'deki diğer yapay zekalarındaki çalışmalar da bizimle paylaşıyor olacak. Önümüzdeki yıllarda burada kamu alanında da daha çok destekçi ve katkıda bulunan kurum göreceğimizi tahmin ediyorum. Ve ilk günlerde Mayıs 2017'de 5-10 kadar şirketle yolculuğumuza başlamıştık. Şu an bu gördüğünüz tabloda 70'ten fazla şirket Türkiye yapay zeka ekosisteminin önemli paydaşları, destekçileri olarak söyleyebiliriz. Her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum huzurlarınızda. 2019'da ilk kez bu cümleyi kullanmıştık ve çok heyecanlanmıştık aslında. Yapay zeka medeniyetimizin yeni işletim sistemi demiştik. Ne demek işletim sistemi? Elektriksiz bir medeniyet ya bir yaşam düşünemeyiz. İçten yanmalı motor olmadan düşünemeyiz yaşantımızı. Alfabe olmadan hayatımızı düşünemeyiz. İnternet ve yarı iletken olmadan düşünemeyiz. Bir çip krizi yaşandı. Pek çok sektör durdu ya da çipleri beklemek zorunda kaldı ve şu an çip fabrikaları kurmak üzere farklı ülkeler birbiriyle bir rekabet içindeler. Aynı şekilde artık e-ticaretin, 5G internet, mobil iletişim altyapımızın pek çok başka alanda da yapay zekasız bir hayat, bir medeniyet düşünemeyiz. En ince kılcal damarlarımıza kadar aynı elektriğin gibi, aynı internetin gibi. Şu an interneti biz gözle göremiyoruz. Çünkü genelde kablosuz bağlanıyoruz internete ve sadece kesildiğinde fark ediyoruz ne kadar muhteşem bir teknoloji olduğunu. Elektrik de aynı şekilde ve bu tür yatay ve temel teknolojilerine işletim sistemi diyebiliriz. Medeniyetimizin işleyebilmesi için yapay zekada aynı şekilde biraz sonra da göreceğimiz bir takım yetkinlikleri, kabiliyetleriyle günlük hayatımızın bir vazgeçilmesi, günlük hayatımızın yaşam kalitemizin artması için yapay zekaya her alanda ihtiyacımız var. O yüzden bunun üstüne nasıl koyabiliriz? Her yıl bu zirvemiz için, bu yapay zeka haftası için yeni bir slogan, yeni bir cümle kuruyoruz. Ve arkadaşlarımız bu sene hayatımız yapay zeka dediler ve belki de bu zirvenin hazırlık aşamasında, belki sosyal medyada bir video serimizi izleme, görme şansınız oldu. Hayatımızın farklı alanlarına son 10, 20, 30 yıl içerisinde yapay zeka peyderpey dahil olmaya başladı ve olmaya da devam edecek. Dediğim gibi yapay zekasız bir hayat düşünemeyiz ve düşünmek de istemeyiz. Hayat demişken son günlerde çok yakın geçmişte yine çok vahim bir madencilik kazası yaşandı. Farklı ülkelerde de bu yaşanırken bizim ülkemizde de yaşanıyor. Maalesef madenlere biz hala her gün insan indiriyoruz. Belki de indirmek zorundayız. Ama aynı şekilde göklere kendiliğinden uçan nesneler, insansız hava araçları gönderebilme kabiliyetimizin olduğu gibi belki de yerin altına acaba insansız madencilik araçları gönderme ve yerin altında can kaybı vermektense bu makinalarla madenciliğe yapmak, geçmek mümkün olamaz mı? Bunun üzerine çalışmalar
devam ediyor. Bunun üzerine çalışmalar daha da hızlandırılmalı. Bir insanın ömrü paha biçilemez. O ateş düştüğü yeri yakıyor. Yapay zeka hayatımızı güzelleştirecekse hayatı, yerin altındaki hayatları da güzelleştirmeli. Bu alana da yatırım yapılmalıdır. Aynı şekilde her gün ameliyat odalarında, dünyanın her yerinde insan hatasından dolayı, farklı nedenlerden dolayı, yanlış yaklaşımlardan ötürü kayıplar veriyoruz. Yine insan ömrü, hayatımız yapay zeka diyorsak, yapay zekanın da bu alanda hemşirelerimize, hekimlerimize, operatörlerimize yardımcı olması lazım, destek olması lazım. Buraya harcanacak her kuruş, her lira altın değerinde insan ömrü kurtaracak. Yapay zekanın en güzel özelliği ölçeklenebilir olması. Bir hastanedeki güzel, bir ameliyat odasındaki güzel bir gelişme dünyadaki tüm hastaneleri, ameliyat odalarına yaygınlaştırılabilir ve anında yaygınlaştırılabilir. Dolayısıyla buralarda da güzel çalışmalar var. Bu çalışmaları hızlandırmamız gerekiyor. Hayat kurtarmak. Hayatımız yapay zeka olacaksa yapay zeka da bizim hayatımızı kurtarmalı. Tabii ki en önemli hayati konularından birisi de iklim değişimi. Ülkemizde ve pek çok başka ülkede de maalesef hala fosil yakıtlara dayalı bir enerji sektörü ve politikası yaşanıyor. Yenilebilir enerji yeterince hızlı yaygınlaşmıyor ve bunların iklime nasıl etkilendiğiyle ilgili yeterince büyük modelleme çalışmaları yapılmıyor. Bu alanda da çalışmalar hızlandı. Yapay zeka iklim değişimini yönetmek ve enerji dönüşümünü sağlamak için en güçlü silahımız, en önemli teknoloji. Bu alandaki çalışmalar da yine hayatımızı kurtaracak ve bu gezegendeki yaşantımızı güvence altına alacak en önemli konular arasında olduğunu vurgulamakta fayda var. Özetle yapay zekanın gelecek odak alanları hayatı kolaylaştırmak üzerine olmalı. Sanal asistanlar, fiziki işleri kolaylaştıran robotlar, daha iyi, daha anlamlı, ticari olmayan, hayatıma değer katan tavsiyeler üretilmeli ve karar destek sistemleriyle hem bireysel hem özel hem şirketlerdeki hayatımızı, işleyişimizi geliştirmeli, kolaylaştırmalı. Diğer yandan tabii ki yapay zeka verimliliğimizi arttırmalı. Çok fazla fire veriyoruz, çok fazla hata yapıyoruz, çok fazla kayıp ve israf yaşanıyor. Kestirimci uygulamalarla, otonom sistemlerle, daha iyi görüntü işlemeyle ve her alanda optimizasyonla yapay zeka verimlilik dünyamıza, üretkenlik dünyamıza, sadece üretim olarak düşünmeyelim, havalimanlarından okullara kadar, hastanelerden madenciliğe kadar pek çok alanda bunu arttırmaya yönelik çalışmalar, özellikle önümüzdeki yıllarda odaklanılması gereken alanlar ve genel itibariyle insanlığımızı, medeniyetimizi geliştirmek adına yapay zeka tabanlı ilaç keşifleri, yapay zeka tabanlı iklim hesapları, herkese açık bilim, decentralized science denilen daha açık kaynak bilim geliştirmeleri ve makalelerin daha kolay anlaşılır ve daha hızlı yaygınlaştırılabilir hale gelmesi. Hatta yine iklim üzerine, enerji üzerine ve farklı gezegeni ve evrenimizi daha iyi anlamak üzere de uzay araştırmaları konusunda da yapay zekanın üstün hesaplama gücünü kullanmak durumundayız. Bunun için peki neler gereklidir? Bunun için daha çok veriye ihtiyacımız var. Özel sektör kendi içinde paylaşım sağlayabilir. Rekabetçi olmayan bir şekilde anonimize edilmiş olan ya da rekabetçi olmayan enerji tüketim verileri ve başka veriler paylaşılabilir. Kamusal alanda açık veri çalışmaları geliştiğini ve hızlandığını görüyoruz. Çok da seviniyoruz. Çok daha hızlı gelişebilir. Hem açık kaynak tarafında hem açık veri tarafında gidilecek çok fazla yol var. Buralarda hem eğitim, hem sağlık, hem enerji, hem tarım, hem pek çok başka alanda çok fazla çalışma yapılabilir ve bu verilerden çok ciddi yararlanılabilir ve iyi etiketlenmiş, yüksek kaliteli büyük veri setlerine ihtiyacımız var ki büyük problemleri çözebilelim. Bunu çözecek başka önemli bir unsur da bilişim gücü. Daha çok kapasiteye ihtiyacımız var. Paylaşımlı kullanıma ihtiyacımız var ve bulut bilişiminin daha hızlı gelişmesine, dünya çapında rekabet edebilmemiz için çok daha fazla bilişim gücüne ihtiyacımız var.
ve burada da dünya ile işbirliği içinde olmakta büyük fayda var. Son olarak da tabii ki yetkinliğe ihtiyaç var. Burada bir eğitim seferberliği düşünülmeli. En genç yaştan itibaren özellikle matematik, fizik gibi temel bilimlere çok ciddi eğilinmeli. Benim gördüğüm en başarılı yapay zeka uzmanları genelde matematiği ve fiziği çok güçlü olan, hatta bu bölümlerde okumuş kişiler. Kodlama işin en kolay tarafı, matematiksel modelleme işin daha önemli kısmı. Hatta bu low code, no code gibi uygulamalarla kodlama topluma yayılabilir ve 7'den 70'e farklı alanda hiç umulmadık yerlerden de değer yaratılabilir. Görüntülerin etikenlenmesi, algoritmaların eğitilmesi ve benzer alanda herkesin katkısı olabilir ki başka platformlarda katkımız oluyor bir şekilde ve bunların çoğu da açık kaynağa erişilebilir hale gelirse hem ülkemiz hem de global anlamda da dünyamıza katkıda bulunabiliriz. Beni tanıyanlar bilir, ben oldukça iyimser bir insanım ve bu iyimserliği aktivist bir şekilde yaymayı düşünüyorum. Gelecek bizim elimizde. Geleceği daha güzel şekillendirmek bizim elimizde. Ben yarının bugünlerden daha güzel olacağına yürekten inanan bir kişiyim. Ve o yüzden de yapay zeka alanındaki bu çalışmalarımıza artan enerjiyle devam edeceğimizi taahhüt edebilirim. Katıldığınız için çok teşekkür ediyoruz. Hayatımız yapay zeka. Harika bir hafta dilerim. Hepiniz geldiğiniz için çok teşekkürler.